Sevgili teraziler ve yükseleni terazi olanlar, 2-8 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili teraziler, evet yeni yılın ilk haftasındayız ve bu haftanın hemen ilk günlerinde gezegeniniz Venüs Kova burcundan ayrılıyor. Ayın 3'ünde Balık burcuna geçecek. Venüs Balık burcunda oldukça güçlüdür. Ve burada rahat eder. Tabii ki Venüs gezegeniniz rahat olduğu zaman siz de daha rahat oluyorsunuz. Venüs Balık burcunda ilerleyecek 6. evinizde. Bu da günlük hayatınız, iş koşullarınız, mesleğinizle ilgili konulara biraz daha fayda getirecek gibi görünüyor. Venüs dışında Mars ve Neptün de burada. Özellikle sanatla ilgili konular, her türlü yaratıcılıkla ilgili faaliyetlerde çok daha yeteneklerinizi ortaya çıkarabileceğiniz bir dönem. İşinizle bağlantılı, mesleğinizle bağlantılı bu ortamlara dahil olabilir. Bunlarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Görsel bazı sanatlar olabilir. Fotoğraf gibi, video gibi, film gibi işler gündemde olabilir. Yanınızda çalışan kişiler ve onlardan alabileceğiniz faydalar artabilir. Sağlığa biraz dikkat edin. Sağlık özellikle ayaklar, ayak bilekleri, ayak parmakları bu dönemde hassas olabilir. Alerjik bazı sorunlar, besinlerden gelebilecek bazı problemlere dikkat edin. İlaç kullanırken yani kimyasal madde ile ilgili özellikle kimyasal madde kullanırken de dikkat etmekte fayda var. Hafta ortasından itibaren Ay Koç burcuna geçiyor. Çarşamba akşamından itibaren biraz daha ilişkilerinize odaklanacaksınız. Özellikle işbirlikleri, ilişkiler, partner ilişkileri hafta sonuna kadar Perşembe ve Cuma günü sizi daha fazla meşgul edebilir. Ancak Merkür Retrosu da devam ediyor. Bunu da unutmayalım. Özellikle tabii ki Ay Koç'tan geçerken Merkür Retrosu biraz daha bizi zorlayabilir. Her türlü paylaşımda, işbirliğinde karşımızdaki kişilerden gelebilecek biraz böyle agresif tavırlar sizi zorlayabilir. Daha dengeli ve daha uyumlu olmaya dikkat edin lütfen. Hafta sonunda ise Ay Boğa burcunda olacak. Ay Boğa burcunda genel anlamda biraz daha rahata düşkün olmanıza neden olabilir. Bir tembellik söz konusu olabilir. Kişisel zevklerinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. Aşk gibi konular, örneğin romantizm, eğlenceli faaliyetler hafta sonu sizi mutlu edebilir sevgili teraziler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.